parlamenter sistem bir siyasal kültür üretmiş. Bu siyasal kültürün kurumları var. Nedir bu kurumlar? Siyasal partilerdir, seçim sistemleridir, anayasalardır. Biz bugüne kadar bu parlamenter sistemin çeşitli özelliklerini biliyoruz. Nedir o? Bir defa vesayetçi bir yapı ürettiğini biliyoruz. Yani bürokratik yapıların siyaseti denetim altına aldığı, siyaseti işlevsizleştirdiği ve özellikle güçsüz siyasal yapıların iktidar olduğu dönemlerde tamamen siyasal alanı sömürgeleştirdiği bir yapıyı ortaya çıkardı bu parlamenterizm. Birinci hususu bu. Yani vesayetçi bir yapı üreterek Türkiye'de siyasal alanın kırılganlaşmasına, etkisizleşmesine ve siyasal partilerin giderek parçalanmasına yol açtı. Biz bu süreci deneyimledik. Birinci husus bu. Bundan nasıl kurtulmamız gerekiyor? İkincisi, bu parlamenter sistemde birçok kez seçim sistemlerini değiştirmemize rağmen, seçim barajlarını değiştirmemize rağmen hala biz 7 Haziran'da biz bunun çok basit bir şekilde örneğini gördük. Türkiye'de siyasal kültür, siyasal partilerin bir araya gelerek demokratik siyaset içerisinde koalisyonları kurmasını ve işletmesini mümkün hale getirmiyor. Dolayısıyla bu parlamenterizmi siz güçlendirmeden bahsettiğiniz zaman bunun altyapısını ve çerçevesini ortaya koymanız lazım. Bunu seçim sistemini yaparak mı parlamenterizmi güçlendireceksiniz? Bunu Türkiye 13-14 defa seçim sistemini değiştirerek deneyimledi. Ama öbür taraftan Türkiye'de bu parlamenterizm sistemiyle ortaya çıkan durumda sadece karizmatik ve güçlü liderlik dönemlerinde Türkiye'nin siyasal, toplumsal ve ekonomik alanda istikrarını ortaya koyduğunu biliyoruz. Ve bu siyasal kültürde biz parlamenterizmde birçok anayasal değişiklik ve kurumsal değişiklik yapmamıza rağmen sonuç üretemedik. Ve bugünkü siyasal sistem tartışmamızın merkezinde de bu var. Evet, muhalefet partileri güçlendirilmiş parlamenterizmden bahsedebilirler. Almanya'da bu güçlendirilmiş parlamenterizm ya da rasyonel parlamenterizm de deniyor buna. Ortaya konabilir, çerçevesi çizilebilir, tartışılabilir. Ama öbür taraftan Türkiye'nin siyasal kültürünün ürettiği unsur, en önemli burada konuşmamız gereken husus siyasal istikrardır. Mesele şu, bazen tartışmalarda şu karşımıza çıkıyor. İyi, siyasal istikrarı konuşuyorsunuz ama bunun demokratik tarafını niye konuşmuyorsunuz? Türkiye siyasetini bilen bir aktör, bir uzman, bir siyaset bilimci şunu bilir. Siyasal istikrarın olmadığı dönemlerde demokratik kazanımlar geri gitmiştir. Siyasal istikrarın olduğu dönemlerde demokrasi gelişmiştir. Bunu Demirel'in 1965'ten sonraki yönetimini görebilirsiniz. 1980'lerde Özal dönemini görürsünüz. 2000 sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi dönemini görürsünüz. Bu dönemlerde siyasal istikrar vardır. Hükümetlerde süreklilik vardır. Ve bu sürekli dönemlerde biz demokratik çabalarımızı, demokratik adımlarımızı hızlandırdık. Ve diğer bir unsur tam da bununla ilgili olarak Türkiye'de siyasal yapısı, güçlü liderlikleri ve siyasal istikrarı ve uzun dönemli yönetimleri gerektiren bir ülke. Çünkü hem bölgesel olarak hem küresel olarak çatışmaların merkezinde olan, bölgesel istikrarsızlıkların merkezinde olan bir ülke. Dolayısıyla tüm bu unsurlarda karşımıza çıkan şey siyasal yapının, siyasal sisteminin yeniden tanımlanması ve bu siyasal sisteminin tam da yeniden tanımlarken aslında dünyada uygulamalarını da gördüğümüz zaman bunun başkanlık sistemine en azından benim düşüncem daha yakın olduğunu görüyoruz. İşte tam da bu noktada Türk tipi başkanlık denilen tartışmaya evet, gidelim. O noktadan, buyurun, devam edelim. Şimdi daha önceki uzlaşma komisyonunda kısa bir tarifi vardı başkanlık, evet, sisteminin AK Parti'nin hazırladığı tekliflerde. Şimdi bugünlerde yavaş yavaş şekillenmeye başladığını görüyoruz aslında. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yine muhalefet partileriyle görüşmesinde kuvvetler ayrılığı ilkesinin tahkim edildiği, denge ve denetlemenin tavizsiz sağlandığı, hak ve hürriyetlerin teminat altına alındığı demokratik bir başkanlık sistemi istiyoruz dediğini, evet, biliyoruz. Hemen akabinde de Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı AK Partili Mustafa Şentop'un bir açıklaması oldu geçtiğimiz hafta. Diyor ki başkanlık sistemi için, Türk tipi başkanlık sistemi için aslında Amerikan modeline yakın ama aslında Türkiye var için başkanlık üniter sistemi desek daha, evet, iyi bir kavramsallaştırma. Evet, üniter devlet yapısını esas alacak.
tek meclis bulunacak ve karşılıklı fesih yetkisi olacak. Evet. Biz buradan ne anlamalıyız? Buradan şunu anlamalıyız. Başkanlık sistemlerinin klasik kendine has belirli özellikleri var. Her ülkenin farklı farklı özellikleri var. Bu meclis sistemleri farklılaşıyor, yerel yönetimler sistemleri farklılaşıyor. Bu işin biraz daha teknik yapısı ama demokratiklik açısından, denetim ve denge açısından baktığımız zaman belirli hususlar var öne çıkan. Nedir bu? Bir tanesi fesih meselesidir. Sizin evet. Az önce gündeme getirdiğiniz. Nedir fesih meselesi? Meclisin başkanı ya da başkanın meclisi fesih etme yetkisiyle ilgilidir. Bu sıkıntı yaratmayacak bir şey. Şimdi mesela. AK Parti'nin daha önceki ortaya koymuş olduğu anayasa önerisinde başkanlık sisteminin en çok tartışılan, yani ortaya konan siyasal sistemin öne çıkan ve tartışılan belirli unsurları vardı. Bunlardan bir tanesi fesih meselesi, diğeri kararnameler, diğeri evet. de seçimlerin zamanlamasıydı. Evet. Yani bunların en azından AK Parti daha sizin önceki... Sizin tespitlerinizde de bunlar ayrıntılı var. O yüzden de size evet. bulmuşken sormak istedim. Dolayısıyla denetim ve denge mekanizmasını konuşurken bunları konuşmamız lazım. Her siyasal kültürün, burada mesele şu. Bugüne kadar Türkiye'deki siyasal kültür hangi alanlarda tıkandı, hangi alanlarda sorun üretti ve bu üretilen sorunları aşmak için biz ortaya koyduğumuz başkanlık sisteminde hangi modeli benimsememiz lazım? Evet. Nasıl parlamenter sistemin klasik sistemi İngiliz parlamenterizmi ise ve dünyada birçok farklı ve demokratik parlamenter sistem işliyorsa başkanlık sisteminin de klasik örneği Amerika Birleşik Devletleri'dir, ABD'nin örneğidir ama dünyada sadece ABD demokratik olarak başkanlık sistemiyle yönetilen tek ülke ABD değil. Bunun içerisinde özellikle 1990'lardan itibaren yükselen güç ve demokratikleşme yönünde adım atan Brezilya, Arjantin, Şili, Kore gibi ülkeler var. Buralarda da başkanlık sisteminin çeşitli versiyonları var ve tam da bu bizim konuştuğumuz fesih meselesi, veto yetkisi, seçimlerin zamanlaması, bütçenin yapılması, başkanın görevleri, başkanın yasama ile ilişkileri, başkanın yürütme ile ilişkileri her ülkede farklı özellik gösteriyor. Çünkü örneğin siz Latin Amerika ülkelerindeki başkanlık sistemini dizayn edilirken ABD sisteminden farklı olan yönlerini gördüğünüz zaman bunun belirli nedenleri vardır. Nedir? O ülkelerin geçmişteki askeri darbelerle karşılaşmış olmaları ve bu askeri darbe kalıntılarını uzaklaştırmak için sisteme çeşitli unsurlar ekleyebilirsiniz. Dolayısıyla Türkiye'de biz şunu tartışmak zorundayız. Fesih meselesi nasıl olacak? Yani burada başkanla parlamentonun birbirini fesih etme yetkisi nasıl şekillenecek? Bugünden bunun çerçevesini hemen çizip ya şu şekilde olsun dediğiniz zaman tartışmanın da belki önünü kapatabilirsiniz ama muhalefet de burada söylesin. Türkiye'de ya da başkanlık sistemine karşı çıkan akademisyenler, uzmanlar da Türkiye'de başkanlık sisteminin niçin olmayacağını sadece çerçevelendirilmiş kavramlar üzerinden işte diktatörlük ya da otoriterlik üretir gibi kavramların ötesinde bu denetim ve denge mekanizmasının nasıl işletileceğini ortaya koymaları gerekiyor. Bunlardan birisi işte fesih meselesi en çok tartışılan. İkincisi seçimlerin zamanlaması. Burada mesele şu. Örneğin seçimlerin zamanlamasında başkanla meclisin aynı anda seçilip seçilmeyeceği ya da başkanın partisiyle ilişkisinin hangi düzeyde olacağı meselesi. Yine bu da tartışılabilir. Bunun da ABD'de burada başkanla parlamento tabii ki farklı tarihlerde ve farklı şekillerde seçim usulleri var. Ama Latin Amerika ülkelerinde farklı örnekleri var. Türkiye'de de bu tartışılabilir. Yani burada AK Parti'nin önerisinde daha önce seçimler eş zamanlı yapılıyordu. Evet. Çünkü sebebi de burada şu, kilitlenmeyi önlemek için. Yani Türkiye'de siyasal sistem bir kilitlenme üretebilir. Çünkü başkanla meclisin farklı siyasal partilerden gelmesi durumunda ortaya çıkacak sorunları aşmak için böyle bir mekanizmanın ortaya konduğunu en azından gerekçesinden öğreniyoruz. Ama bu da tartışılabilir. Yani seçimler beraber yapılabilir. Bunun sakıncalarını ortadan kaldırmak için seçim sisteminde başka bir düzenleme yapabilirsiniz. Ya da seçimleri birlikte yaparsınız ya da farklı zamanlarda yaparsınız. Buna göre de siz sistemde demokratik unsurlarını tartışarak bunun demokratik yapıyı nasıl devam ettireceğini ve denetim ve denge sistemini nasıl ortaya çıkaracağını tartışır ve konuşursunuz. Diğer taraftan bütçenin yapılması, veto yetkisi gibi unsurlarında siz
tartışabilirsiniz. Zaten benim anladığım kadarıyla da AK Parti'nin daha önceki başkanlık anayasa önerisindeki maddelerin de tartışılabileceğini, bunların belirli alanlarda revizyona gidebileceğini söylüyor. Yani burada mesele şu, siz bunları farklı şekillerde düzenleyebilirsiniz. Evet. Ama bu düzenlemenizin bir yansıması olarak kanunlarda ya da diğer düzenlemelerde sürecin demokratik bir siyasal yapıyı mümkün hale getirmesi için anayasa ve yasaları da ona göre düzenleyebilirsiniz. Yani burada teknik olarak işte seçimlerin zamanlamasını konuşurken aynı anda yapılması ya da farklı anda yapılması tek bir kural değildir. Siz siyasal kültürünüze göre, demokrasiyi işletmenize göre siz bunu düzenleyebilirsiniz de tam da bu düzenleme toplumda sahici bir şekilde tartışılarak, Türkiye'nin siyasal kültürünü göz önünde bulundurarak ve Türkiye'nin de siyasal istikrarı ve demokratikleşmeyi aynı anda sürdürebileceği bir yapıyı ortaya çıkaracak şekilde tartışma